Evet, trafik polisinin trafiği yönetirken kullandığı işaretler. E, trafik polisinin trafiği yönetirken kullandığı işaretlerde dikkat etmemiz gereken husus e, trafik polisinin duruş doğrultusudur. Trafik polisinin önünde ve arkasında kalan araçlar beklerler. Omuz istikametinde yani sağında ve e, solunda e, kalan araçlar ise geçiş hakkına geçiş önceliğine sahiptir. Şekilde görebileceğiniz gibi yolun bütün yönlere kapalı olması hali, kolun bir tarafta, bir taraftaki kolun kapalı, diğer taraftaki kolun tamamen yukarıda olması hali, Sağa ve sola araç durdurma işaretleri, trafiği hızlandırma işaretleri, ve trafiği yavaşlatma işareti yön tayini hareketleri görebileceğiniz gibidir. Işıklı işaret cihazlarına gelelim. Ee, kırmızı ışığın dur anlamına geldiğini, sarı ışığın hazırlan, yeşil ışığın ise geç anlamına geldiğini hepimiz biliyoruz arkadaşlar. Kırmızıdan yanan Kırmızıdan sonra yanan sarı ışık yeşil ışığın yanacağını, yeşilden sonra yanan sarı ışık ise kırmızının yanacağının habercisidir. Kırmızı ve sarı ışığın aynı anda yanması demek yolun trafiğe açılmak üzere olduğunu veya açıl açılacağını bildirir bize. Bütün ışıklar bu şekilde çalışır arkadaşlar. Kırmızı ışık yanarken altında Sarı ışık yanar çok kısa bir süreliğine 1,5-2 saniye gibi bir süreliğine daha sonra kırmızı ve sarı ışık söndükten sonra alttan yeşil ışık yanar ve araçlar yeşil ışık yandığı zaman geçmelidir. Sarı ışık yandığı zaman hala üstte kırmızı yanmaya devam ettiği için sarı ışıkta geçilmemesi gerekiyor arkadaşlar. Faslalı yanan ışıklar var. Biliyorsunuz ışıklar trafik yoğunluğu belli bir saatte, belli bir saatten sonra yine aynı şekilde belli bir düzeyin altına düştüğü için trafik ışıkları yanıp sönmeye başlayacaktır. Bazı yoldaki ışıklar kırmızı yanıp sönerken bazı yoldaki ışıklar da sarı yanıp sönecektir. Burada bu farkı, bu ayrımı ana yol, yoldaki gibi yapabiliriz arkadaşlar. Ana gibi kabul edilen ana caddelerde ışıklar sarı yanıp sönerken anayola bağlanan veya ana caddeye bağlanan yoldaki ışıklar kırmızı yanıp sönecektir. Burada kırmızı yanıp sönmenin anlamını sekizgen levha içindeki dur işaretiyle aynı olarak kabul edebiliriz. Yani dur işareti demek veya kırmızı ışığın faslalı olarak yanması önce durulup kontrol edilmesi eğer araç yok ise geçiş yapılması, kontrollü geçiş yapılması gerektiği anlamındadır arkadaşlar.